Profesör Doktor Şinasi Gündüz Bey, dinler tarihi konusunda ülkemizin en önde gelen mütehassıslarından, aynı zamanda uluslararası yine sahip olan değerli bir bilim adamı. 1960'ta Hekimhan'da doğdu. 1984'te Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesinden mezuniyet sonrası 19 Mayıs Üniversitesi İlahi Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda çalışmaya başladı. 1988-91 arasında lisansüstü çalışmalarını İngiltere'nin Durham Üniversitesi School of Oriental Studies'de, Manchester Victoria Üniversitesi Department of British Studies'de yaptı. 1991'de felsefe doktoru unvanını aldı. Doktora çalışması 1994 yılında The Knowledge of Life, Hayatın Bilimi üst başlığıyla Oxford University Press tarafından, Oxford Üniversitesi'nin basın ya da matbaası tarafından basıldı. Ayrıca aynı çalışma 1996'da Sadi el-Sadi tarafından Marifetül Hayat başlığıyla Arapçaya çevrilerek İsveç'te yayınlandı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sık sık sahabileri okuyoruz biliyorsunuz. Ama sahabilerle ilgili bütün kaynaklarımızda yeterli bilgi yok. Herkes bir şekilde tarif ediyor. Allah razı olsun. Şinasi hocamız bu konuda bir doktora yaptı. Onların dillerini öğrendi. Bunları gayet güzel bir şekilde ortaya çıkarınca tabii herkes büyük bir bilgiye kavuşmanın sevinciyle kitabı hem İngiltere hem Araplar bastı, Türkiye'de de bastı. Kaç baskı yaptı Türkiye'de? İki baskı, evet. Sabiler, Son Gnostikler adı altında basıldı. Ayrıca işte Dini İnanç Sözlüğü diye sözlüğü var. Bu Hristiyanlığı bozan neydi adı? Paulus. Paulus'la ilgili özel bir çalışması var. Mitolojilerle alakalı. Onun adı neydi? Tamam, bu kitapta. Mitoloji ile inanç arasında şu kitapta var. Gerçekten çok şeyler, bilhassa bu son zamanlarda misyonerlerle ilgili çok güzel çalışmalar var. Bu konuda hazırladığı bir kitap bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmaktadır. Hocamızın haftanın hemen her gün konuşması, bir sohbeti var. Birçok yerlere şey yapıyor. Allah razı olsun. Çok büyük bir fedakarlıkla, gerçekten siz yakından bilmiyorsunuz onun durumunu. Çok büyük bir fedakarlıkla buraya geldi. Buradan da inşallah şimdi sohbetini dinleyeceğiz. Evet. Buyurun hocam. Evet, değerli arkadaşlar, hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten aslında burada olmaktan ben de oldukça memnunum. Şimdi tabii hocamız beni tanıtırken sağ olsun bizlere iltifat etti. Öyle diyelim, yani ben elimden geldiği kadar kendi alanımla ilgili, dinler tarihi sahası ile ilgili, tabii yurt içinde ve yurt dışında elimden geldiği kadar çalışmaya ve doğruları ifade etmeye, anlatmaya, araştırmaya çalışıyorum. Bu konuda malum hani bir çiçekle bahar gelmiyor, yaz gelmiyor. Aynı zamanda bir Türkiye'de yeni yeni araştırıcılar üretme, oluşturma, yetiştirme yönünde çabalarımız da var. Dolayısıyla doktor öğrencilerimizle, yüksek lisans öğrencilerimizle, asistanlarımızla dinler tarihi gibi çok önemli bir alanda Türkiye'de bu zamana kadar var olan bir boşluğu da doldurmaya, en azından ihtiyaç duyulan, acil, elzem ihtiyaç duyulan konularda yeni yeni araştırıcılar yetiştirmeye de gayret ediyoruz. Şimdi bugün bu sohbette ben dünya dinleri ve İslam
genel başlığı altında özellikle İslam'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından işte miladi 6. 7. yüzyıllarda tebliğ edildiği dönemde yine İslam kaynaklarının cahiliye dönemi dedikleri bir dönem var. Bir gelenek var, kültür var. Bu kültürün temel özellikleri neydi? İslam bundan farklı olarak ne getirdi? Bununla bir mukayeseyle bugünkü sohbeti devam ettirmeyi düşünüyorum. Tabii malum dinler çok geniş bir konu. Öyle ki yeryüzünde binlerce inanç sistemi var. Hatta bunu geriye doğru kadim, yani müntesilik kalmamış dinleri de katacak olursanız belki on binlerce sayısız inanç sistemi var. Öyle ki hani sadece aklınızda şekillensin diye söylüyorum. Bugün yalnızca Hristiyanlık içerisinde bile binlerce ayrı mezhep var. Ki mezhep de bizim anladığımız tarzda mezhep değil. Çoğu zaman birçoğu ayrı birer din olarak ortaya çıkan bunlar oluşumlardır. Hepsini birden düşündüğünüz zaman dinler dediğimiz geleneklerin ne kadar çok çeşitli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Dolayısıyla bugün sadece ben işte cahiliye dönemi Arap inancı, Arap dini ve bu inanca karşı İslam ne gibi argümanlarla neler getirdi bunun üzerinde yoğunlaşmayı düşünüyorum. Şimdi cahiliye terimiyle başlayalım isterseniz. Tabi cahiliye terimi ne ifade ediyor İslam kültüründe? Cahiliye bir taraftan belirli bir inanış biçimini, bir dini ifade ediyor. Biraz sonra özelliklerinden bahsedeceğiz. Diğer taraftan cahiliye bir toplum yapısını ifade ediyor. Yani bir sosyolojik bir olgu, o toplum yapısıyla ilgili bir kavram. Cahiliye bir kültürü, bir anlayış biçimini ifade ediyor. Cahiliye. Ve cahiliye diğer daha değişik bir anlamda da insanların içinde bulundukları o karanlık durumu, o kaosu, o aymazlık durumunu ifade ediyor. İslam'ın şüphesiz değiştirdiği ve kendisinin dışındaki durumu ifade etmek için kullandığı bu cahiliye terimi anlama açısından son derece önemli. Çünkü bir bakıma aslında yanlışı öğrenmek, doğrunun kıymetini bilmek demektir. Ya da yanlışın ne olduğunu anlamak, doğrunun ne olduğunu aynı zamanda anlamak, tefrik etmek anlamına geliyor. Bu nedenle olsa gerektir ki mesela işte İslam'ın imanın özü olan, itikadın özü olan La ilahe illallah ifadesinde bile önce bir reddiye vardır. İşte La ilahe, yani hiçbir ilah yoktur. Sonra da illallah diyorsunuz. Yalnızca Allah vardır. Yani işte Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yani dolayısıyla yanlışı bilmek ve yanlıştan uzak olduğumuzu beyan etmek aslında o doğruyu anlatmak demektir aynı zamanda. Dolayısıyla cahiliyeyi bilmek önemli. Şimdi bizim hocam Abdülaziz Bey bilirler aslında ilahiyatlarda önceleri işte bizim öğrenci olduğumuz dönemlerde diğer dinleri, kültürleri araştıran dersler pek sevilmezdi. İşte mesela dinler tarihi hiç sevilmezdi. Veya efendim işte felsefe, psikoloji, sosyoloji hiç sevilmezdi bunlar. Hani niye sevilmezdi? Çünkü genellikle denirdi ki ya bize İslam yeter, ne gereği var işte Hristiyanlığın, Yahudiliğin, efendim şu dinin, bu dinin. Bunları niye öğreniyoruz? Ya işte bu felsefe dersinin konusuna girer.
boş olduğu ile ilgili ayetler hep bu ana tema üzerinedir. Bu çerçevede nitekim son dönemlerde işte özellikle Türkiye malum bir yoğun bir süreçten geçiyor. Artık ulaşım ve iletişim araçlarıyla güne kadar ulaşılmaz olan bir takım şeyler bugün artık son derece kolay ulaşılabilir hale geldi. Dolayısıyla farklı inançlarla, kültürlerle, dinlerle, farklı bir takım anlayışlarla daha yakın bir arada yaşayabiliyoruz. Bütün bunlar aslında o kültürleri, o inançları bilmenin ne kadar elzem olduğunu ortaya koydu. Şimdi bu yönden tabii ki cahiliye dönemini bilmek aslında İslam'ın o gerçekten yüce değerlerini anlamak açısından önemli. Şimdi cahiliye dönemi Arap dini dediğimiz inanç sistemi ana hatlarıyla nasıldı? Şimdi öncelikle cahiliye dönemi Arapları bazılarının düşündüğünün aksine çok gelişmiş sistemli bir inanç sistemine sahiptiler. Öncelikle bunu söylemekle başlayayım işin içine. Çünkü bizde bu biraz hafife de alınıyor. İşte cahiliye Arap dini çok yabani bir dindi efendim. Belirgin bir inançları yoktu. İşte puta tapıyorlardı. Hepsi bu kadar deniliyor. Oysa aslında öyle değil. Bu konuda elimizde tabii birçok kaynak var. Başta Kur'an-ı Kerim ve hadisler olmak üzere. Erken döneme ait bir takım İslami eserler de var. İşte mesela İbn-i Kelbi'nin kitabı Aslamı gibi. El-Ezraki'nin kitabı gibi. İşte Tarih-i Mekke'si gibi. Bir takım metinler var. Bu metinlerden hareketle cahiliye dönemi Arap dinine baktığımızda bu dinde bir yüce tanrı inancı var. İnanç sistemi açısından. Bu yüce tanrıya, bu yüce ilaha onlar Allah diyorlar. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ifade vardır ya, işte onlar Allah'ı gerektiği gibi takdir edemediler. Yani takdir etmediler. Bir Allah inancı var ama bu Kur'an'ın doğruladığı, uygun bulduğu bir inanç değil. Peki nasıldı bu yüce tanrı inancı cahiliye dönemi Araplarının? Onlara göre Allah o kadar yüce ve o kadar aşkın bir varlıktı ki yarattığı insanlarla ya da bu alemle, kainatla doğrudan ilgilenemeyecek kadar yüceydi. O kadar yüce bir varlık. Yani bir bakıma alemi yaratıyor, ona bir düzen koyuyor. Ondan sonra kendisi emekliye ayrılıyor. Ama emekliye ayrılma, tabii benim kendi ifadem, yüceliğinden dolayı bu yarattığı varlıklarla ilgilenmiyor. Bakın bundan dolayı mesela Araplarda şöyle bir adet vardı o dönemde. Bir hayvanın kesimi esnasında eğer onun üzerine Allah'ın adını anarsak artık onun eti yenilmez diyordu cahiliye dönem Arapları. Onun eti yenilmez. Niye? Çünkü artık o Allah'a adanan bir adak olur. Yani Bismillah diye keserse bir Arap, onu kesinlikle yemiyordu. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bakın bir ayette diyor ki size ne oluyor ki üzerine Allah'ın adı anılanlardan yemiyorsunuz? Ve Kur'an tam tersini getiriyor. Bizzat Allah'ın adının anılması şart diyor. İşte üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Bu bir fısktır diyor. İşte şeytan sizi, şey dostlarını işte sizinle şey cedelleşmeleri için ya da sizinle tartışmaları için kışkırtır anlamına gelen ifadeler yer alıyor. Ama ne yapıyordu cahiliye dönem Arapları? Allah'ın adını anlamak gerekir. O zaman nasıl keseceğiz peki? Ya hiçbir şeyin adını anmayacağız. Bundan dolayı mesela işte kendiliğinden ölen falan hayvanları yiyorlardı. Ya da bir takım daha alt düzeyde olan bazı ilahlarının o aracı tanrıların adını alıyorlardı. Şimdi dolayısıyla cahiliye dönemi Araplarında bir Allah inancı var. Hatta bundan dolayı mesela Abdullah ismi, yani Allah'ın kulu, kölesi, hizmetçisi anlamına gelen isim, Araplar arasında da kullanılan bir isim. Hani çoğumuz sanırız ki efendim işte cahiliye dönemi Araplarında Allah inancı yoktu. Böyle bir şey yok aslında. Allah inancı var. Ama doğru bir inanç değil. Yani İslam'ın tevhid akidesine dayalı bir inanç değil. Nitekim bu tek tanrı inancıyla irtibatlı bir Allah inancı da değil. Çünkü onlar diyorlardı ki Allah yüce tanrıdır ama başka tanrılar da var.
Başka ilahlar da var. Nedir peki bu başka ilahlar? Birçok, sayısız ilah. İşte çok tanrıcılık dediğimiz o düşünce içerisinde insanlar her bir niteliğe, her bir ilahi sıfata bir tanrı addediyorlar. İşte mesela Hübel, örneğin kader tanrısı. Uzza, verimlilik tanrıçası. Efendim veya işte mesela diyelim bir başkası savaş tanrısı. Bir başkası efendim işte yıldızlarla ilgili tanrı. Bir başkası, hatta çok ilginçtir, hırsızların bile tanrısı var o dönemde. Öyle ki mesela Hicaz bölgesinde, şu an ismi tam hatırıma gelmiyor, bir tanrısal varlık var ki bu varlık hırsızların tanrısı. Mesela hırsızlar bir malı çaldıklarında hemen ilk iş olarak oraya koşturuyorlar. Çünkü tanrının bulunduğu bir mekan var, bir kayalık bir bölge. Evet, kutsal bir bölge. Eğer kendilerini kovalayan o mal sahiplerinden önce o bölgeye gidip sığınırlarsa artık kimse onlara dokunmuyor. Çünkü artık onlar kurtulmuş oluyorlar. Çünkü artık o tanrının koruması altına girmiş oluyorlar. Ama yok, eğer oraya sığınmadan mal sahiplerini yakalarsa hemen kafalarını vuruyor adamlar. Anında öldürüyor. Dolayısıyla yüzlerce tanrıları var. Ki bunların işte en başta gelenleri Lat, Menat, Hübel, Uzza, İsaf, Naile ve benzeri bir takım tanrısal güçler. Bu çok tanrıcılık içerisinde ayrıca Araplarda normal tabi cisimler, mesela gök cisimleri de birer tanrı ya da tanrıçı olarak düşünülüyor. İşte mesela ay, güneş başta olmak üzere yıldızlar, gezegenler yine birer tanrı ya da tanrıçı olarak görülüyor. İşte mesela Şems, Arap tanrıçalarından bir tanesidir. İşte Abdüşşems gibi isimler var bu dönemde. Aynı şekilde ayla ilişkili yine tanrılar kabul ediliyor. Çeşitli gezegenlerle ilgili, yıldızlarla ilgili, işte sabah yıldızı gibi, akşam yıldızı gibi yıldızlarla ilgili tanrılar ya da tanrıçalar kabul ediliyor. Tabii yani şimdi bu tür çok tanrıcılık ya da işte doğal varlıklara tapınma sadece o döneme ait değil. Yani bugün dünyanın dört bir tarafında bunlar devam ediyor. Mesela hala Hindistan'a örneğin gidecek olursanız, Hindistan'da hala bir çok tanrıcılık vardır. Bir sürü yüzlerce kabul edilen tanrı ya da tanrıça her biri birer doğal varlıkla özdeşleştirilir ve bunlara tapınılır. Aynı şekilde bakın mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde bile neopaganizm denilen bir akım var. Yani yeni pagan kültür. Bu neopaganist akımlar, işte Wicca, tabii yani Wicca hareketi, Druidcilik, efendim ne bileyim işte Solel paganları, yüzlerce böyle yeni grup var ortaya çıkan. Hatta bir rivayet var, Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı yayılan şu anda dini akım deniyor. Bu neopagan akımlar. Bunlarda da yine doğal güçler, doğa varlıklar, işte nehirler, taşlar, ağaçlar, yıldızlar, gezegenler, ata ruhları, bunlar ilahlaştırılıyor. Şimdi ben şimdi tabi burada tapınma dediğimiz şey aslında ya da Arapçada ibadet denilen şey herhangi bir varlığın ya da nesnenin aslında kişinin üzerinde bir üstün güç olduğunu, bir etkiye sahip olduğunu kabul ederek onu yüceltmek, ona tazimde bulunmak veya işte ondan fayda umarak ya da onun kötülüklerinden korkarak ona itaat etmektir. Tapınma dediğimiz şey budur. Ki nitekim Ebu Hanife de mesela ibadeti böyle yani açıklıyor. Diyor ki ibadet
herhangi bir şeyin gazabından korkarak ve ondan menfaat umarak ona itaat etmektir. İbadet bu. Mesela bir Müslüman Allah'a ibadet eder. Ne demek yani bu? Allah'ın gazabından korkar bir Müslüman ama onun rahmetini de umar. Hani beynel havfi ve reca dediğimiz. Yani korkuyla ümit arasında bir tutumdur. Bu çerçevede yapılan her türlü tazim, her türlü yüceltme, her türlü hareket ibadettir. Nitekim dinlerde bakın ibadetin çok değişik biçimleri vardır. Rükûya eğilmek, önünde saygı duymak, saygıyla durmak, kıyam yapmak, secdeye kapanmak, bunlar ibadet olduğu gibi. Aynı şekilde işte mesela onun için kurban kesmek, onu memnun etmeye çalışacak herhangi bir eylemde bulunmak, herhangi bir tavır göstermek veya onun öfkesinden, gazabından korkarak bir takım davranışlardan uzak durmak, bütün bunlar ibadettir. Yani Kur'an-ı Kerim bu çerçevede aslında kendisine ibadet edinilen şeyi ilah kavramıyla açıklar. Yani ilah. İlah sadece işte hani metafizik bir varlık değildir. Hani metafizik derken işte görünmeyen şey bir varlık değil. İlah her türlü üstün güç demektir. Bu ilah bir taş da olabilir, bir ağaç da olabilir, görünmeyen bir varlık da olabilir ama herhangi bir maddi şey de olabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim nefsine, heva ve hevesine ilah edileni görmez misin diyor. Şimdi bir insanın kendi kendisini ilah edilmesi, kendi kendisine ibadet etmesi ne demektir? Yani ben aynaya bakıp da kendi kendisinin önünde secdeye kapanan hiçbir insan görmedim. Dinler tarihinde böyle bir örnek de yani yok. Ama kendi çıkarını, menfaatini, kendi bir takım işte kendine özgü bir takım heva ve hevesi, arzu ve istekleri kutsallaştıran, onları yüceleştiren ve onları tatmin etmek uğruna elinden gelen her şeyi yapmaktan kaçınmayan bir sürü yığınla insan yani var. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar aslında ibadet kapsamına yani giriyor. Yani ibadet dediğimiz şey bu çerçevede bizim genellikle işte derslerde öğrencilere anlattığımız şekilde iki kategoriye biz ayırıyoruz. Bir düzenli ibadetler ki işte bunlar nedir mesela? Duadır, oruçtur, haçtır, efendim zekattır, kurbandır, namazdır falan. Bir de düzensiz ibadetler var. Bu da aslında insanın o kutsal gördüğü şeyle arasındaki her türlü ilişkidir. Her türlü tutumdur, davranıştır. Zaten İslam ibadeti bu bağlamda görür. Mesela Allah Resulü'nün birçok hadisi var. İşte der ki mesela yeryüzünden işte mesela yolda yürürken efendim insanların ayağına takılacak ya da insanları rahatsız edecek olan bir taşı alıp bir kenara koymak bir ibadettir. Mümini mümine gülümsemesi bir ibadettir. Selam vermek bir ibadettir. Mesela gülümseme nasıl ibadet yani oluyor? İbadet. Niçin? Çünkü yani orada bile bir Müslüman aslında yaptığı şeyle Allah'ı memnun etmeyi, Allah için yaşamayı veya işte efendim Allah'ın hoşnut olmayacağı şeylerden uzak durmayı hedefler. Yani bu bakımda ibadet çok genel anlamda aslında insanın yaşamındaki her şeydir. Yaptığı her tavır ve tutum bir ibadettir. İslam anlayışına göre. Ki diğer dinlerde de zaten benzeri anlayışların olduğunu görüyoruz. Cahiliye dönemi tabi Arapları bu çerçevede işte Allah inancıyla birlikte birçok daha başka bir takım ilahların varlığını da kabul ediyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi onlar bu diğer ilahlara kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye tapınıyorlar. Yani onların amacı o. Yani Allah adam inkar etmiyor ama diyor ki biz doğrudan Allah'a dua edemeyiz. Doğrudan Allah'a yakaramayız. Ancak bir takım aracılar koymamız gerekiyor. Bu aracılar nedir peki? Bizi Allah'a yaklaştıracak olan şeylerdir. Ney bunlar? İşte putlar. Nedir bunlar? Ataları. Geçmiş yani ataları. Nedir bunlar? İşte melekler, cinler. Nedir bunlar? Toplumun içindeki bazı asil görülen, soylu görülen, güçlü görülen insanlar. İşte rahipler, efendim, kabile reisleri, malı, parası, pulu çok olan insanlar.
etkili olan bir takım insanlar bunlar. Şimdi dolayısıyla bunlar aracı varlıklar olarak görülüyor. Allah'la insanlar arasında. Ve yine cahiliye dönemi Arapları bu varlıkları bir şekilde Allah'la ilgilendiriyorlardı. Mesela o meşhur dört tane işte putlarından işte Lat, Uzza ve Menat'ı, ki bunların her biri birer tanrıça olarak kabul ediliyor. Yani dişi birer ilah olarak ya da birer ilahe olarak görülüyor. Bunları mesela haşa haşa Allah'ın kızları diye adlandırıyorlar. Yine mesela işte bazı cinler gibi, melekler gibi varlıkları yine Allah'a atfederek işte Allah'ın kızları ifadesini onlar içinde kullanıyorlar. Yani bir şekilde Allah'la kendi ilahları arasında da doğrudan bir irtibat da kurmuş oluyorlar. Eğer tabii yani eğer evliyalar ya da evliya denilen kişiler Allah'la insanlar arasındaki birer aracı kabul ediliyorsa, birer aracı varlık olarak görülüyorsa tabii ki yani bu benzeri inançtır. Yani ve İslam bunu da kesinlikle kabul etmez. Çünkü bırakın evliyaları veya herhangi bir şeyi, peygamber bile Allah'la insan arasında aracı değildir. İslam'da hiçbir kimse aracı değildir, aracı olamaz. Malum şefaat konusunda bile işte Kur'an-ı Kerim ne diyor? Allah'ın izin verdiği kimseler, Allah'ın izin verdiği miktarda ve Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat edilir. Yani dolayısıyla böyle bir sınırsız efendim şey bir şefaat bile söz konusu değil. Yani bu durumda Allah'la insanlar arasında ya da Allah'la yaratıklar arasında hiçbir konuda, hiçbir surette bir aracı İslam kabul etmiyor. Şimdi yegane kurtarıcı tabii İslam'a göre Allah'tır. Şey kurtarıcı olan şey Allah'tır ve Allah'ın aslında insana öngördüğü o ilahi mesajdır, kitaptır. Kitabın dışında kurtarıcı yoktur tabii. Ha diğer insanlar ne yapabilir ancak o İslam'ın kurtuluş yolunu insanlara öğretebilirler, anlatabilirler, tebliğ edebilirler. Bu konuda insanları uyarabilirler. Hazreti Peygamber'in bile bakın rolü nedir? Bir uyarıcılıktır, inzardır. Değil mi? Yani Allah Resulü ben sizin için bir uyarıcıyım diyor. Veya işte bu kitap sizin için bir uyarıcıdır diyor. Kurtuluşun kendisi ise Allah'tadır bu noktada. Nasıl delil getiriyorlar? Şimdi tabi açıkçası tabi ben burada evet yani bir takım çevrelerin işte efendim vesile konusunda ünlü yapısında ki görüşlerini tartışacak değilim. Yani esasen tabi o çok farklı belki bir sohbet konusu, farklı bir tartışma konusu. Ancak ben şunu ifade edeyim. Tabii ki burada Allah'a insanı götürecek olan vesileler aramak, aslında burada Kur'an-ı Kerim'in bütününü dikkate yani alacak olursak, Kur'an'daki tevhid akidesini dikkate alacak olursak, bu aslında insanın inancıyla ve ibadetleriyle bizzat kendisinin Allah'la olan o ilişkisinde salih amele ve doğru itikada dayalı olan tavırlarıdır. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim yani açıkça zaten kurtuluşun yolunu gösteriyor. İşte iman ve salih amel. Başka bir şey yok. Kurtuluş bu yani. Asr suresine demiyorum işte. Bütün insanlar hüsrandadır. Ancak kim müstesna? İşte iman edip salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Bunlar müstesna. Bunun dışında başka vesile yok. Yani iman ve salih amelin dışında vesile yok. Nitekim yani başka bir vesile olsaydı Hazreti Peygamber ve işte Ehl-i Beyt dediğimiz peygamberin yakın akrabaları herhalde bunun dışında yani olurdu. Ama Hazreti Peygamber bile malum işte sahabe hacca giderken ya da umreye giderken ne diyor onlara? Benim için de dua edin diyor. Ha senin için de mi ya Resulullah? Sen de mi duaya şey? Evet diyor ben bile şey emin değilim.
Öyle değil mi? Yani dolayısıyla İslam bakın böyle yani bir din. Şimdi dolayısıyla burada Allah yolundaki tek vesile insanın kendi iman ve salih amel dediğimiz inancıyla doğru olan eylemleridir, tavırlarıdır. Bunun dışında başka vesile yok. Ha, ama tabi la takrabus salate mantığıyla Kur'an'a da yaklaşmamak lazım. Yani çünkü la takrabus salate mantığıyla Kur'an-ı Kerim'e yaklaştığınız zaman bu doğru bir yaklaşma tarzı da olmaz açıkçası. İşte yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in hani bir ayetin bir bütünlüğü içerisindeki kendi şeyi vardır. Anlamı vardır. Ki bu anlam genellikle siyak sibak dediğimiz o Kur'an'ın, Kur'an ifadelerinin bağlamlarıyla yakından ilgili bir anlamdır. Ama bir de ifadeyi bölüyorsunuz, şey yapıyorsunuz ki şu anda mesela ben de konuşuyorum, bir sürü cümle söylüyorum. Siz benim bir cümlemin başını sonunu kesip aradan iki kelimeyi çıkartıp bak hoca böyle dedi dediğiniz zaman bu yanlış, haksız bir itham yani olmuş olur. Hani la takrabus salate meselesi, hani diyor ki işte içkiliyken namaza yaklaşmayın. Şimdi içkiliyken namaza yaklaşmayın. Ya da mesela vay o namaz kılanların haline. Hani veylül lil musallin. Ha şimdi birisi buradan bakıp da ya namaz kılıp da kendimi helaka mı sokayım? Çünkü bak Allah bile namaz kılanların vay haline diyor. Demek ki bu namazı kılmamak lazım. İşte yani bu hani tabii ki yanlış bir şey. Çünkü asıl ondan sonra ne diyor Allah? İşte onlar diyor efendim yetimin hakkını yerler. Namazı dosdoğru ikame etmezler. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Tabii aslında o bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi tabii bu Arapların çok tanrıcılığı, Allah'tan başka yüzlerce ilah edinmeleri sadece cahiliye dönemi Arap dininin temel özellikleri değil. Bunun dışında başka şeyler de var. Mesela Araplar bu çerçevede bir sürü kendi çevrelerinde, başta Mekke olmak üzere bazı ibadet merkezleri oluşturmuşlar. Dini merkezler ki biz bunlara aslında bilimsel bir ifadeyle kült merkezleri diyoruz. Araplar bunlara beytler diyorlar. Beyt. Ki bunların başına da Beytullah deniyor. İşte Kabe. Yüce varlık Allah adına yapılan bir kült merkezi. Ama yüce varlık olan Allah'ın Araplar kesinlikle o kadar diyorlar ki yüce ki Allah onun suretini yapmak, heykelini yapmak, temsilini yapmak olmaz. Çünkü Allah o kadar aşkındır ki onu herhangi bir şekilde betimlemek yani tasvir etmek ya da sembolize etmek kesinlikle yapılacak bir şey değil. Ama aracı varlıkları biz diyorlar bu şekilde şey yapabiliriz. Temsil edebiliriz. Nitekim mesela diğer bütün ilahlarının işte heykellerini yapıyorlar. Bazen dikili taş şeklinde, bazen insan suretinde veya onları çeşitli tabii varlıklarla, doğal varlıklarla irtibatlandırıyorlar. Mesela Uzza'nın örneğin işte anlatıldığına göre bir heykeli falan yok. Ama nesi var Uzza'yı temsil eden? 3 tane ağaç var, dikenli ağaç. Aynı şekilde mesela işte Zat-ül Envat denilen putlarının da yine bir heykeli falan yok, bir ağaçla temsil ediliyor. Birçok tanrı ya da tanrıçay da sadece sıradan bir kaya parçasıyla, yontulmuş bir taşla temsil ediliyor. Ama Allah'la ilgili böyle bir temsil yok. Ama ne yapmışlar Allah'la ilgili de? İşte Beytullah denilen bir mekan var. Ki Kur'an-ı Kerim de bize o mekanla ilgili gerçek bilgiyi de anlatıyor. Gerçekte diyor aslında orası, değil mi? Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Allah inançlarından dolayı, Allah'a kulluklarından dolayı temeli atılan, yani tevhid üzerine temeli atılan aslında orası bir bina, bir mescit. Ama onu o halden çıkartıp onlar kendi bu putperest, politeist, işte cahiliye inançlarının bir merkezi haline sokuyorlar. Kaldı ki bunun dışında daha birçok beyt de var. Mesela Lat için Taif'te işte bir Beytullah dedikleri bir merkez var. Efendim Yemen'de var. İşte Zulkalasa için yine yaptıkları bir beyt var. Yani Hicaz'ın dört bir tarafında birçok beyt var. Bunlar kült merkezleri. Ve bu beytler çok ilginçtir. Bu dini merkezler sadece inanç açısından, ibadet açısından kullanılmıyor. Aynı zamanda ticari birer merkez. Şimdi bakın din simsarlığı dediğimiz şey aslında tarihin her boyu var.
tarihin her döneminde din simsarlığı ya da inanç sömürüsü yapılmıştır. İnsanların dini inançları bir şekilde ekonomiye, işte kişiye rant sağlayan bir değer olarak ekonomiye dönüştürülmüştür. Veya ekonominin dışında siyasi güç merkezleridir bunlar. Çünkü insanlar o merkezler aracılığıyla siyasi iktidarlarını pekiştiriyorlar. Hani Fil suresinin anlattığı bir olay vardır, bilirsiniz. İşte Resulullah doğmadan bir müddet önce Ebrehe Yemen'den kalkıyor, ordularıyla birlikte geliyor, Beytullah'ı yıkmaya çalışıyor. Niye yıkmaya çalışıyor? Ebrehe tek tanrıcı bir adam mı? Yani onun amacı Kabe'deki ya da Mekke'deki o putperest, pagan, çok tanrıcı ya da cahiliye dediğimiz dini mi yıkmak? Böyle bir amacı yok. Ebrehe'nin kendisi de putperest. Kendisi de pagan. Ama Ebrehe'nin asıl sorunu şu. Çünkü Beytullah orada olduğu müddetçe insanlara orası para kazandırıyor. İnsanları oraya cezbediyor, çekiyor. Çünkü bütün bu kült merkezlerinin etrafında panayırlar kuruluyor. Bütün bu kült merkezlerinin etrafında insanlar dört bir taraftan, Arabistan'ın dört bir tarafından oraya gelip toplanıyorlar ve orada bütün o insanlar üzerinde bir siyasi bir güç alanı oluşturuluyor. Şimdi dolayısıyla hem ekonomik yönden hem siyasi yönden Ebrehe'nin amacı orayı yıkıp kendi Yemen'de oluşturmaya çalıştığı yeni bir bölgede ticari ve siyasi yönden kendisine bağlı bir merkez oluşturmak. Bütün amacı bu. Bundan dolayı Kabe'yi yıkmaya çalışıyor. Şimdi dolayısıyla dini merkezler cahiliye döneminde bakın hem işte cahiliye dininin ibadet ve inanç merkezleri ama hem de ticari ve sosyal merkezler. Burada bakın çok önemli bir şey çıkıyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok tanrıcılığa, paganizme karşı tevhid akidesini insanlara anlatıyor değil mi? Peki cahiliye dönemi Arapları niye buna bu kadar şiddetle karşı çıkıyorlar? Niye bu kadar şiddet? Çünkü bunun sadece inançla irtibatı yok. Yani sadece efendim işte yani o çok tanrıyı reddediyor, tek bir tanrıyı ya da işte kendilerinin de inandığı Allah'ın tek ilah olduğunu, diğerlerinin hiçbir uluhiyetinin, rububiyetinin olmadığını söylemiyor. Araplar sadece ona karşı çıkmıyorlar. Çünkü Araplar diyorlar ki eğer biz bunu kabul edersek ciddi anlamda ekonomik elimizde bulunan gücü kaybedeceğiz. Siyasi gücü kaybedeceğiz. Böyle bir siyasi ve ekonomik kaygı da var. Tavır da var. Ve bakın bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Kur'an'da mesela çok çarpıcı bir ifade vardır. Ben ne zaman İslam dışı, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm hangi din olursa olsun emin olun onları araştırdığımda hep o ayet hatırıma gelir. Din adamları rahipler sınıfını araştırırken o da şu. İşte hahamlar, papazlar ya da din adamları, ruhbanlar insanların mallarını haksız yere yerler. Bu çok çarpıcı bir ifadedir gerçekten. Tabii Kur'an-ı Kerim'deki o ifadenin doğrudan muhatabı Yahudiler ve Hristiyanlar ama o örnek üzerinde bütün din adamlarını belki buna sokmak lazım. Çünkü din dediğimiz, inanç dediğimiz şey çoğu zaman paraya dönüştürülen, siyasi güce dönüştürülen bir özelliğe sahip. Ve cahiliye döneminde de biz bunun en böyle güzel örneklerini görüyoruz. İşte yani Kabe'de o çok tanrıcılık yılın belirli mevsimlerinde o yöreye ciddi anlamda para akışını, insan akışını, mal akışını sağlıyor. Bu beyitlerin dışında tabii Araplar yine bir başka ilgi çekici özellik olarak çoğunlukla bu ikinci dereceden tanrılar dediğim yani Allah'ın dışındaki diğer uluhiyetleri hep soyut figürlerle temsil ediyorlar. Yani bununla şunu kastediyorum. Mesela Lat'ın heykeli bir kesilmiş, yontulmuş bir taş parçasından ibaretmiş. Yani bir blok kaya düşünün. Veya benzer şekilde diğer birçok tanrının sureti İşte ya efendim bir kaya parçası, doğal bir kaya veya işte bir ağaç ya da benzeri bir figür. Hatta bazen
İnsanlar, işte Hazreti Ömer'in ona meşhur bir sözü vardır ya, cahiliye dönemindeyken diyor biz, yolculuğa çıkacağımız zaman helvadan putlar yapardık, acıkıncaya kadar tapardık, acıkınca da yerdik. Kendiyle şöyle bir şey şekillendiriyor, adam yolculuk boyunca ona tapınıyor ama acıkınca da onu yiyor. Ya da mesela seyahate çıkıyor, Araplar biliyorsunuz tüccar insanlar o dönemde, göçebe insanlar. İşte konakladıkları yerde sağdan soldan bakıyorlar, 3-5 tane taş buluyorlar. Bir iki tanesini ocak yakmada kullanıyorlar, çünkü ateş falan yakacaklar. İçlerindeki şöyle en iri yarı ya da daha doğru düzgün olanı da tapınma amacıyla kullanıyorlar. Ama göçü toplarken de ne yapıyorlar? Hepsini tekrar sağa sola atıp çekip gidiyorlar. Yani yanlarında götürmüyorlar. Şimdi insana ilk başta çok saçma geliyor. Ya bu insan diyorsunuz bu kadar aptal olur mu yani? İşte kendileriyle bir şey yapmış, bu adam ona tapıyor, acıkınca da yiyor. Hani tıpkı bu şuna benziyor. Şimdi bazen biz Hinduizm konusunu işlerken öğrencilerden de bu tür sorular geliyor. İşte mesela Hindular ineğe taparlar. Şimdi bir insan ineğe nasıl tapar? Geçen Hinduizm'i ben anlatıyorum, bir takım o Dataşov eşliğinde bir takım resimler falan da getirdim öğrencilere. Onları da izliyorum. Gerçekten bir ineğin, affedersiniz, sidiyle yıkanan Hindular var. İnek kişini yaparken orada yıkanıyor. Tabii içenleri de biliyorum, evet. Onların resimlerini gösterdim, millet şaşırdı. Ya bu neymiş imiş? Ya da işte mesela yeni Delhi'de. Doğrudur. Orada doğrudur. Şimdi dolayısıyla burada ineğe tapınma. Şimdi ineğe bir insan nasıl tapınır? Yani bu kadar insan aptal olur mu ya? İşte inek yatırır kesersin. Efendim veya ne bileyim işte boğaya gem takarsın, işte çift çubuk sürersin. İşte hayvandır yani. Boynuna ip takarsın, peşinden sürükleyip götürürsün. Ya bunun nesine tapıyor bu insanlar? Bu kadar zır cahil mi? Şimdi burada bir anlaşılmayan bir durum var. Aslında gerek bu cahiliye dönemi Araplarında, gerekse işte günümüzdeki bunun uzantıları olarak görülen şeylerde, aslında tapınılan o şeyin kendisi değil. Yani mesela Hazreti Ömer orada helvanın kendisine tapmıyor. Ya da o taşa tapmıyor. Bir Hindu ineğin kendisine tapmıyor. Ama neye tapıyor? O şeyde gerçekleştiğini düşündüğü bir kutsal güç var. Bir uluhiyet var. Ona tazim ediyor. Nitekim bir Hinduyla da konuşsanız Hindu da size benzer şeyi söylüyor. İneğin kendisi bir hayvan, ben de biliyorum diyor. Ama inek öyle bir hayvandır ki yüce Tanrı Vişnu'nun bereket, rahmet, bolluk, üretkenlik, insanlara yönelik efendim her türlü verimlilik sıfatlarının tecelli ettiği bir varlıktır diyor. Veya işte mesela bir Arap, mesela Uzza, 3 tane ağaç. Nitekim Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettikten sonra malum gönderiyor bir sahabeyi, Halid bin Velid'i, kes gel onları diyor. Halid bin Velid gidiyor, kökünden kesiyor onları. Şimdi yani ağaç bu. Yeşil bir ağaç. Tabii Resulullah niye kesiyor? Yani ağaca düşmanlığından dolayı değil. Çünkü onlar birer tapınma objesi olarak kullanıyor. Ve onu ortadan kaldırmak için onu kestiriyor. Ama Arap da zaten o ağacın kendisine tapınmıyor. O ağaçta tecelli ettiğini düşündüğü güce tapınıyor. Bunu yani şöyle bir örnekle de aslında örneklendirmek mümkün. Şimdi diyelim bu kutsal düşüncesi öyle bir düşünce ki mesela sıradan işte bir tuhafiyeciye gidersiniz, bir mendil alırsınız. Burnunuzu siler, cebinize koyarsınız. Onun bir kutsiyeti yok, değil mi? Onun bir üstün gücü de yani yok. Ama diyelim ki o mendile, eğer o mendili size bir sevgili hediye ettiyse, artık o bir şekilde değerli bir mendildir. Çünkü artık o sıradan değildir. Ona burnunu silip de efendim çöpe atmazsın. Ne yapılır onu? Onu en güzel yerlerde saklarsın. Sevgiliyle eğer insan buluşmamışsa zaman zaman şöyle alır, öper, koklar falan. Çünkü orada artık bu mendil bir araçtır. Önemli olan sevgilidir. Bakın cahiliye düşüncesinin temelinde de bu var. Yani insanlar, hani biz sanıyoruz ki ya paganizm, cahiliye sadece o dönemlere ait. Oysa aslında günümüze devam ediyor. Nerede devam ediyor? Türbelerde devam ediyor. Nerede devam ediyor? Yatırlarda devam ediyor. Bakın gidin, İstanbul'un dört bir tarafında belirli zamanlarda
efendim türbelerin demirlerini öpen, onlara adaklar adayan, topraklarını yiyen, ne bileyim yani böyle abuk sabuk dünya kadar şey yapan yığınla insan vardır. Ha, sadece türbelerle ilgili değil, daha başka birçok şeyle ilgili. Hatta mesela lise gençleri üzerinde ben zaman zaman işte öğrencilerimize bu çeşitli yörelere yönelik batıl inançlarla ilgili tezler yaptırıyoruz, ödevler yaptırıyoruz. Öyle şeyli malzemeler geliyor ki böyle aklınız durur. Mesela öğrenciler arasında çok yaygın, bu lise, üniversite öğrencileri arasında uğur inancı. Öğrenci elinde şöyle küçük bir mesela ayıcık taşıyor. Ya da diyelim ilk kalemi, ilk kurşun kalemi şu kadarcık kalmıştır. Onu böyle süslü püslü delmiş mermiş boynuna takmış taşıyor. Öyle bir düşünce var ki eğer o olmazsa sınavda başarısız olurum düşüncesi var. Ya da bazı yarışma programlarından Türkiye'de de görüyoruz zaman zaman televizyonda. Yarışmacı şöyle şuraya bir şey koyuyor böyle küçük bir biblo gibi bir şey. İşte genellikle bir pafut denilen o yumuşak şeylerin yapılan hayvancık falan yani oluyor. E bu ne? Bu benim işte uğurlu hayvanım. Nedir o şans getirecek? İşte bakın tamam ya bir paganizm yani başka bir şey değil. Aynı şekilde bizdeki mesela muska inancı, benzer şeyler. Yani bunun sınırını son derece genişletmek mümkün. Pagan gelenek aslında günümüz modern insanın da zihninde devam ediyor. Yani bu kesinlikle bir tarafa atılmış bırakılmış değil. Sadece nedir? Şekil değiştirmiş. Hatta yer yer İslamileştirilmiş. İnsanlar İslam diye bunu yani yapıyor. Yani aslında İslam'ın en büyük mücadele ettiği paganizmi bugün bakıyorsun İslam formatında yeniden devam ettiriyor. Şimdi dolayısıyla şu cümleyi bitireyim de yani cahiliye dönemi Arap dininin bence bu özelliğini bilmek gerekiyor. Yani tapınılan o suretler değil. Onunla bütünleştirilen o kutsal. Şimdi şeytan taşlama dediğimiz şey aslında İslam'da sembolik bir eylemdir. Yani o şeytan taşlama işte cemerat denilen bölgede zaten o şeytan taşlamayı biz kullanıyoruz. Özellikle biz Türkler. Yani Arapçadan ona şeytan taşlama da denmiyor o eylem. Malum hocam daha iyi bilir. Cemerattır. Yani cemre işte taş atmadır. O sembolik bir eylemdir. O eylemin aslında amacı da şu tıpkı tavaf gibi, tıpkı mesela say olayı gibi. Aslında şeytan taşlama insanın kötülükle kendi arasına tavır koymasıdır. Nitekim ben bu yıl işte hacca gitmiştim. Hacılara defalarca konuşma yani yaptık. Hep aynı şeyi söyledim. Dedim ki yani eğer siz orada o taşları atarken işte ben içimdeki mesela fitneyi atıyorum. Gıybeti atıyorum. Küfür veya efendim işte Allah'a şirk anlamına gelebilecek olan bütün düşüncelerden uzaklaşmayı ifade anlamında, günahlardan uzaklaşmayı anlamında o şeyi yaparsanız o gerçek anlamda bir ibadet yani olur. Yoksa orada şeytanın ne işi var? Bu sembolik anlamlar maalesef işte İslam inancımızdaki yanlışlıklardan, yanlış düşüncelerden dolayı bir tarafı bırakılmış ve şekillerin kendisi ön plana çıkmış. Öyle mi? Şekillere dayalı bir dindarlık. İşte namaz da şu anda öyle. Millet geliyor, yat kalk, yat kalk, hadi yallah, eyvallah. Yan adam namaza duruyor. Ya acaba çeki nasıl ödeyeceğim? Bizim acaba karı şu anda ne yapıyor? İşte sınavda ben ne yaptım? Bütün şey bu. Şimdi bu namaz olur mu?
Ya da adam namaz kılıyor. Allah demiyor mu? Namaz insanı kötülüklerden uzaklaştırır. İyiliklere sevk eder. Yani namaz bir araç bakın. İyi insan olmanın, iyi bir mümin olmanın aracı namaz. Ona bakıyorsun adam namaz kılıyor, hırsız. Sahtekar. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Vay o namaz kılanların haline. Kim namaz kılanlar? Yetimin hakkını yerler. Şöyle 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 günah işlerler. Şimdi insan hem yetimin hakkını yiyor da hem namaz kılıyor. Namaz değil. Veya mesela oruç diyoruz. Allah Resulü ne diyor bazı hadislerinde? İşte şunu 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 yapanların orucu boşuna diyor. Onlar boş yere aç kalıyorlar. Çünkü oruç dediğimiz şey sadece aç durmak değil. Bir takım orucun esprisi de var. Yani orada kötülük yapmayacaksın. Elinden geldiği kadar kendini kontrol edeceksin. Dizginleyeceksin. Bu çerçevede işte şeytan taşlamadır, tavaftır, efendim saydır. Her birinin sembolik bir anlamı var. Ve bu paganizmden çok farklı. Paganizmde de tabii sembolik yön var. Ama İslam'daki bütün ibadetlerde ibadetin tek merceği, kaynağı, tazim edilen tek güç Allah'tır. Zaten şeytan dediğimiz şey, aslında burada başlı başına bence tartışılması gereken bir şey ama şeytan bir kişilik değildir. Şeytan bir simgedir. Bir niteliktir şeytan. Nitekim Allah insan ve cin şeytanlarından bahseder. Şeyatin, şeytanlar. Çünkü şeytan Allah'tan uzak olmadır, uzaklaşmadır. Mesela iblis, hocam daha iyi bilirler. Adem şeytan kıssası olarak bilinen kıssada Allah'a isyan etmeye kadar, edinceye kadar şeytan değildir. O iblistir. Nitekim işte iblis kelimesi kullanılır. Çünkü iblis bir tarihsel bir şahsiyet. Ama ne zaman Allah'a isyan ediyorsa, ki onun Allah'a isyanı nedir? Aslında Allah'ı reddetmek değil. Ben seni tanımıyorum demiyor. Sen yoksun demiyor. Sana itiraz ediyorum demiyor. Ama ne yapıyor? Akıl yürütüyor. Allah bir şey emretmişken, ya onu şundan yarattım, beni bundan yarattım, ben ondan daha üstünüm. Allah'ın emrine isyankarlık yapıyor. Ve bu eylem onu Allah'tan uzaklaştırıyor. İşte şeytanlık Allah'tan uzaklaşmadır. İnsan Allah'tan nasıl uzaklaşır? Günahlarla uzaklaşır. Nasıl uzaklaşır Allah'tan? Allah'a karşı ilgisizlikle uzaklaşır. Çok güzel bir tanım var, bir İslam alimi yapıyor da. Günah nedir? Kısaca bir cümleyle, kişiyi Allah'tan uzaklaştıran şeydir. Günah kısaca bu. Eğer herhangi bir düşünce, fikir, eylem bir kişiyi Allah'tan uzaklaştırıyorsa o günahtır. Onu yapmamak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla burada, tabii ki o şeytan taşlama dediğimiz hadisede de, aslında taşlanan ya da araya mesafe konulan işte Allah'tan uzaklaşma eylemi. Bu amaçla yaparsak gerçekten o tam hakkıyla yapılan bir ibadet olur. Yani onun dışında işte şekil olur. Gidiyorsun oraya taşlıyorsun. Biraz belki konuyu daha bir örnek daha vereyim. Sonra bundan diğer şeye geçeceğim asıl konumuza. Bu haçta işte hacılara yönelik konuşmalar yaparken bazen şu örneği veriyorum ki orada yaşanan bir şey. Şimdi bizim hacı efendi gidiyor mesela işte tavaf yapıyor günde. Birbirleriyle yarışıyorlar işte. Ben 3 defa tavaf yaptım, ben 5 defa yaptım, ben 1 kere yaptım falan. Orada bir tavaf yapıyor. Hemen tavaftan çıkıyor, ondan sonra yaka paça, affedersiniz ana avrat birbirine giriyor. Niye? İşte servis otobüsüne sen önce bindim, ben önce bindim. Yok sen beni ittin, sen beni bilmem ne yaptın. Yok işte namazda ben namaz kılarken sen benim ayağıma bastın. Ben de diyordum ki ya Allah'tan korkun. İçeriye giriyorsunuz 3 kuruşluk sevap işliyorsun. Dışarıya geliyorsun 5 kuruşluk günah işliyorsun. Nerede kaldı senin sevabın? Hani sen şeytan taşlayarak Allah'a söz veriyordun? İşte yani Allah'ım günahtan, kibirden, her türlü kötülükten ben uzaklaşıyorum. Artık arama bir mesafe koyuyorum. Bu bir söz. Hani tıpkı namazda işte İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diye her rekatta söz vermemiz gibi. Ama dışarı çıkıyor bakıyorsun işte cidal dediğimiz çekişme, kavga, efendim veya diğer bir takım işte günahlar, kötülükler. Bunlar işliyor. Demek ki onun bilincinde değil Hacı Efendi. Şimdi Arapların inancında dikkati çeken bir diğer şey de bu atalar kültü dediğimiz şey. Atalar kültü ifadesiyle biz şunu kastediyoruz.
geçmiş ataların, babaların, dedelerin ilahlaştırılması. Bunların üstün bir güç haline getirilmesi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçer. İşte Cenab-ı Hak mesela ahiretten, ölümden sonra hesaptan, haşirden, yargılamadan, yeniden dirilişten her bahsettiğinde Araplar itiraz ediyor. Yok ya, bu da ne? Bu eskilerin efendim hikayeleri, esatirul evveli. Çünkü biz atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Biz babamızdan böyle bir şey duymadık. Ya bu da ne? Yani yeni mi çıktı bu? Ve Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ya sizin babalarınız da sapıksa? Yani siz de mi sapık olacaksınız? Ama Araplar arasında bu o kadar yerleşik bir şey ki, yani geleneğe bağlı olmak. Yani biz böyle bir şey duymadık, bilmedik, şu anda da kabul etmeyiz. Kesinlikle atalarını ve babalarını bu şekilde ilahlaştırıyorlar. Bu inancın bir diğer daha önemli boyutu da şu, sadece geçmiş atalarını, babalarını değil, yaşadıkları toplumdaki güçlü, kuvvetli insanlar, siyasi yönden, ekonomik yönden ve diğer yönlerden güçlü, kuvvetli kabul edilen insanları da ilahlaştırıyorlar. Bakın mesela Allah Resulü'nün peygamberliğine yapılan itirazların arasında en önemli nedenlerden birisi de şudur. Ya bu peygamberlik gelecekse bize gelecek. E sen kimsin yani? Daha dünkü bir yetim. Aramızda zengin değilsin, bir şey değilsin. Öyle değil mi? Çünkü orada bir sürü güçlü, kudretli insan var. İşte Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi, diğer bir sürü insan var. Gelse gelse bize gelirdi bu peygamberlik. Senin ne özelliğin yani var? Hani hiçbir şeyin yok. E sen fakir bir insansın. Çünkü kendi karnın malıyla geçiniyorsun. E sen çok böyle bizde hani mümeyyiz anlamda soylu soklu değilsin. Gücün kudretin yok, askerlerin yok, bilmem neyin yani yok. Şimdi tutmuş peygamberlik iddiasında bulunuyorsun. Böyle şey olur mu? Bakın burada peygamberliğe karşı çıkma yok. Yani o peygamberliğin kime verildiğine karşı çıkma yani var. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü güç ve para sahibiysen, mal makam sahibiysen, soy sop sahibiysen haklılık da sana ait. Şimdi bunu şöyle bir günümüze yönelik örnekle ilgilendiriyorum. İngilizlerde bir atasözü var. Derler ki money is might, might is right. Yani para güçtür, güçlülük de haklılık demektir. Veya paran varsa güçlüsün, güçlüysen haklısın. Şu anda Amerika'nın, İngiltere'nin ya da Batı'nın yaptığı şey de bu değil mi? Ben güçlüyüm diyor. Param var, askerim var, bilmem neyim var, her yerde de haklıyım. Sıkıysa diyor, hadi sen buna karşı çık. Bütün dünya siyaseti de bu şekilde şekilleniyor. Cahillerin Araplarında da bu böyle. Yani bakın aslında geçmişten günümüze değişen pek fazla bir şey yok. Sadece şekiller değişiyor. Güçlüysen haklısın. Bu çerçevede işte toplum içerisindeki o güç unsuru da ilahlaştırılıyor. Ve hatta Araplar arasında öyle bir usul adet vardı ki o dönemde. İslam tarihini okuyanlar bilirler. Mesela güçlü kudretli olan bir Arap kabilesi kendi hasmını ya da bir başka kabileyi güçsüz anda bulduğu anda hemen saldırırdı. Saldırıp ne yapıyor? Erkekleri öldürüyor. Kadınlar, çocuklar, efendim esir ve cariye, köle ve cariye, mal, mülk, ganimet sürüp getiriyor. Ve kimse de ona ya niye böyle yaptın da demiyor. Çünkü sistem o. Karşısındaki nitekim rakibi de güçlendiği zaman o da aynısını yapıyor. Hatta çok ilginçtir. İslam'ın cihat anlayışını, bu Montgomery Watt diye meşhur bir oryantalist var. Bir dönemler olduğundan fazla şişirildi Türkiye'de. Sanki işte ya İslam dostu bir adam. Neredeyse Müslüman olmak üzere olan bir adam gibi. Çok abartıldı. Oysa aslında gerçekle hiçbir ilgisi yok o tutumların. Ben onun acizane bir makalesini çevirmiştim. Körfez Savaşı sonrası Müslümanlar, Hristiyanlar, Müslüman Hristiyan ilişkileri diye bir makale ki o kitabında bütün görüşlerini özetliyor Montgomery Watt. Orada şöyle bir şey diyordu cihat açıklarken. Bu diyor cihat denilen şey diyor aslında şu. İslam öncesi dönemde diyor Araplar birbirine saldırıyormuş. Kim kimi yani yakalarsa onun malını mülkünü yağmalıyor. Kadın, çoluk, çocuk, efendim esir, cariye talan edip alıp getiriyor. Hazreti Muhammed geldi diyor, Arapları birleştirdi, dışarıya saldırtmaya başladı.
Cihat da bu. Yani onları kendi içlerinde birleştirdi, dışarıya sal. Yani zihniyet diyor değişmedi. Yine saldırı ve talan zihniyeti. Cihadı böyle açıklamaya çalışıyor ki tabi bu son derece oryantalist bir bakış tarzı. Ve İslam'daki cihat anlayışıyla da hiçbir ilgisi yok. Cihat kesinlikle bir saldırı, talan, efendim yağmalama, ekonomik ya da siyasi bir sömürü aleti değil. Yani her şeyden önce Allah yolunda yapılan her şey cihattır. Doğrulan her şey cihattır. Bu bir insanın namusu için, inancı için, vatanı için, malı mülkü için ölmesi de dahildir. Mücadele vermesi de dahildir. O da bir cihattır. Ama aynı zamanda Allah'ın dinini yaymak için yapılan her türlü faaliyet de bir cihattır. Yani dolayısıyla cihadın kapsamı sadece efendim böyle saldırı şey yapmak değil. Ama cahiliye dönemindeki temel anlayış o. Talan zihniyeti. Ve burada bu zihniyetin temelinde güç var. Yani güçlüysen haklısın anlayışı burada dikkati çekiyor o dönemde. Şimdi İslam'ın böylesi bir topluma getirdiği tabii birçok yenilik var. Ama bu yeniliğin en başına tevhid akidesi geliyor. Tevhid gerçekten öyle bir şey ki sadece bu cahiliye dönemi Arap diniyle değil, Hristiyanlıkla, Yahudilikle, Budizmle, Hinduizmle, Çin gelenekleriyle bütün bunlarla kıyasladığınız zaman hiçbir dinde olmayan bir özelliktir tevhid. Tevhidin Kur'an'dan, Kur'an'daki bütün o ifadelerden özetle üç temel özelliği olduğunu görüyoruz. Ki aslında her bir bu tarihe geçmişe yönelik kıssalar ele alınırken de o üç özellik vurgulanır. Bir, Allah tek ilahtır. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tevhidin birinci özelliği bu. İki, o halde kesinlikle Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak lazım. Yani şirkten uzak olmak lazım. İkinci temel özelliği bu. Üç, yalnızca Allah'a ibadet etmek gerekiyor. Nitekim işte mesela Kur'an'daki kıssaları biz okurken, işte diyor Nuh'u kavmine gönderdik. O dedi ki, işte sizin Allah'tan başka ilahınız yok. O halde ona hiçbir şey ortak koşmayın ve yalnız ona ibadet edin. İşte filan peygamberi gönderdik, aynı şeyi söylüyor. Şu peygamberi gönderdik, aynı şey. Tevhidin temel özelliği bu. Peki burada ilah ne? Üstün güç demek ilah. Hani tıpkı bir katar düşünün, tren katarı. Bu tren katarının bir lokomotifi vardır malum. Ve arkasında yüzlerce siz vagon bağlayabilirsiniz. O lokomotif onları nereye çekerse onlar oraya gider. İlah da bu. İnsanın kendi düşüncelerini, tavır ve davranışlarını yönlendiren üstün güç demek ilah denilen şey. Eğer bir insanın şu anda bütün tavır ve davranışlarını koltuğu yönlendiriyorsa o bir ilahdır. Yani öyle insanlar vardır ki biliyorsunuz koltuğuna şöyle sıkı sıkı sarılmıştır. Aman koltuğum gitmesin. Ve her şeyi yapar koltuk gitmesin diye. Ya da malı gitmesin diye her şeyi yapar. Veya işte mesela sevgilisi uğruna her şeyi yapan insanlar vardır. Başka mesela bir takım çıkarları, menfaatleri, heva hevesi uğruna her şeyi yapan insanlar vardır. İşte bunlar onları ilah edinmedir. İlah dolayısıyla bir metafizik güç olabilir. İşte görünmez bir varlık olabilir, varlıklar olabilir. Görünür bir güç olabilir, bir değer olabilir, bir ilke olabilir. Yani uluhiyetin sınırı yok. Ama işte İslam tevhid akidesi deniyor ki uluhiyetin tek merkezi Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir üstün güç yok. Ve hiçbir konuda yok. Şimdi dolayısıyla böylesi bir bakın ilah anlayışına sadece tek tanrı inancı yok. Şimdi bazen ben bizim ilahiyatçı hocalarım bile zaman zaman bu yanlışa düştüğünü görüyorum. Tevhid ile tek tanrıcılığı aynı şey sanıyorlar. Oysa aslında aynı şey değil. Yani her tek tanrıcılık tevhid demek değil. Evet, tek tanrıcılık tevhidin en temel ilkesidir. Ama mesela diyelim ki bugün deistler denilen bir grup var. Batı'da çok yani yaygın. Adam diyor ki ya Tanrı birdir. Ama diyor ya Tanrı evreni yarattı, köşesine çekildi. Bana ne Tanrı'dan? Vahiy kabul etmiyor adam, kitap kabul etmiyor, peygamber kabul etmiyor. Ve Allah'ın adeta haşa haşa emekliye ayrıldığını düşünüyor. Emekliye ayrılan bir Tanrı. Bakın bu tevhid değil. Çünkü tevhid şudur. Allah evreni, alemi, insanı yaratmıştır.
ona bir düzen vermiştir ama aynı zamanda yönetmektedir. Aynı zamanda onu efendim işte kendi ilim, basar, semi ve benzeri sıfatlarıyla takip etmektedir, izlemektedir. Aynı zamanda onu hesaba çekecektir. Aynı zamanda ona yönelik Allah vahiy ve Resul gönderendir. Yani onu başıboş bırakan değildir. Yine mesela bakın bazı dinlerde mesela Yahudilikte tek tanrı inancı var. Şimdi Yahudiler derler ki evet bir tek tanrı var, o da Yahve. Ya da Yahova. Peki Yahve ya da Yahova inancı tevhid inancı mı? Değil. Niçin değil? Çünkü Yahudilikte tanrı bir ırkçı bir tanrıdır. İşte kendi kutsal kitaplarında bile ben sizin tanrının tanrınızım, siz de benim halkımsınız. Adeta İsrailoğullarının milli tanrısıdır o. Dolayısıyla biz çoğu zaman Yahudilikte tek tanrıcılık yerine ya da monoteizm yerine henoteizm olduğunu söylüyoruz. Yani başka tanrılar da olabilir zihniyeti. Şimdi bakın bu da tevhid değil. Çünkü Cenab-ı Hak Allah tevhid inancına göre Rabbül Alemin'dir. Bakın alemlerin Rabbi. Sadece müminlerin Rabbi de değil. Sadece Arapların Rabbi değil. Bütün alemlerin. Ve sadece insanların değil. Canlı, cansız her şeyin Rabbi. Çünkü her şeyi besleyen, büyüten, yediren, içiren, gözeten, hesaba çekecek olan, her şeyi yaratan ve her türlü üstün nitelikleriyle her şeyin üzerine mutlak anlamda egemen olan ilahtır. Şimdi tevhid akidesi bu yönüyle gerçekten İslam'ın en önemli özelliğidir. Ve bakın bu çerçevede aslında insanları da özgürlüğe kavuşturan bir akidedir. Tevhid akidesi. Neden? Ha, akide inanç demek. Aslında inanç anlamına geliyor. İnanç sistemi. Akide bu. Tevhid insanları özgürlüğe kavuşturan bir akidedir dedim. Çünkü tevhidin temelinde şu var. Kula kulluktan kurtarıp insanları sadece Allah'a kul yapmak. Ya da başka şeylere ibadetten uzaklaştırıp sadece Allah'a ibadet ettirmek düşüncesi var. Bundan dolayı yalnızca ibadet edilecek merci, makam, üstün güç Allah'tır diyor İslam. İşte burada yani Arapların kabul edemediği şey bu. Yani bir Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in ya da şu andaki işte başka bir takım İslam düşmanlarının kabul etmedikleri düşünce bu. Çünkü mesela adam o dönemde kabile reisi. Adam diyor ki ya insanlar hem Lata Menata Uzay'a ibadet ediyor hem de bana ibadet ediyor. Nasıl ibadet? İnsanların arasında yaşayan bir tanrı ibadeti. Nitekim bakın mesela o dönemde işte Romalılar var malum, Sasaniler var ve diğer Hindistan'da, Çin'de, şurada burada bir sürü iktidar var. Çoğu zaman bu iktidarlarda da kral tanrı inançları var. Toplumu yöneten insanlar, işte o kraliyet hanedanı kendilerini nitelik açısından toplumun dışında görüyor. Yani onlara göre kraliyet hanedanında yer alan insanlar, mesela diyelim işte Roma'nın örneğin Sezarları, Mısır'ın Firavunları gibi yöneticiler sıradan insan değil. Nedir peki onlar? Adeta tanrısal bir nitelik taşıyor. Ve bu tanrısal nitelikleri yönüyle de yaşayan birer tanrı ya da işte birer ilah olarak görülüyorlar. Hani Firavun'un meşhur ifadesi vardır ya Kur'an'da. Ben size izin vermeden mi iman ediyorsunuz? Şimdi bakın, yani izin versem neyse. Yani onların iman etmesine bir şey demiyor ama ben size izin vermeden mi iman ediyorsunuz? Ya sizin, halbuki en büyük ilahınız benim. Bakın burada ilahın anlamı şu. Yani sizi yöneten, sizin üzerinizde egemen olan benim. Ben izin vermeden olmaz. Hani bizde bir şey vardı ya, Türkiye'de bir ara deniliyordu. Bu ülkeye komünizm bile gelecekse onu biz getiririz. Yani bakın çok ilginç bir mantık. Hani Kur'an-ı Kerim'i bence aslında bu düşünceyle bu zaviyeden okuduğumuz zaman Kur'an gerçekten her döneme hitap ediyor. Günümüze hitap ediyor. Geleceğe hitap ediyor. Her topluma hitap ediyor. Ve burada bu yönetimi elinde bulunduran güçler çok ilginç bir şekilde kendilerini diğer insanlardan ayırıyor. Ayrı bir kategoride. Ve bir kas sistemi oluşuyor. Hani Hindistan'da vardır işte. Brahmanlar, Ksatriyalar, Vaişyalar, Sudralar değişik kastlar. Ama bunların içerisinde Brahmanlar en üst kastır. Yönetici ve
rahipler sınıfı. Bütün toplumu bunlar yönetir. Nitekim işte eski Hint mitolojisinde de Tanrı diyor Brahman'ın kafasından Brahmanlar sınıfı yaratıldı. Yani bir vücutta kafa nedir? Yöneten, yönlendiren. Aynı şekilde bakıyorsunuz, o dönemlerde Arap toplumunda da öyle. Topluma hakim olan bir sınıf var, bir zümre var. Güçlüler zümresi, bunlar toplumun içinde adeta bir uluhiyet icrasında bulunan sınıf. Ve bu insanlar Allah'tan başka hiçbir ilahın olmaması ve sadece ibadetin Allah'a yapılmasına şiddetle karşı çıkıyorlar. Çünkü bunu kabul ettikleri zaman diğer insanlarla eşit olacaklar. Çok ilginçtir. Bakın Hazreti Peygamber'in döneminde, Medine döneminde bir asil diyelim, eşraftan birisinin kızı ya da karısı hırsızlık yapıyor malum. Ve hırsızlık araştırılıyor, soruşturuluyor, hırsızlık yapmış ve İslam hukukuna göre eli kesilecek. Ama tabii eşraftan birisi, tutuyorlar Üsame'yi, Ammar'ın oğlu Üsame'yi aracı yapıyorlar. Çünkü Resulullah onu çok seviyor ya, çünkü çocukluğu Resulullah'ın yanına geçmiş, çok sevdiği bir genç. Gönderiyorlar Hazreti Peygamber'e, diyorlar ki ya sen işte Peygamber'e minnetçi ol da bunun elini kesmesin. Yani el kesme cezası verilmesin. Başka bir cezayla kurtulsun. Niye? Çünkü bu eşraftan birisinin karısı ya da kızı. Ve Peygamberimize Üsame geldiğinde Peygamberimiz o kadar kızıyor ki ona. Ve sonunda şu gerçekten çok önemli cümleyi söylüyor. Kızım diyor, Fatıma bile bunu yapsa onun bile kolunu keserim. Bakın arada hiçbir şey yok. Ayrım yani yok. Çünkü tek üstün güç olan Allah'tır. Allah'ın dinidir. Onun insanlara gönderdiği mesajlardır. Onun dışında başka hüccet, başka delil, başka ölçüt yok. İslam'ın bence aslında işte o dönemdeki devrimi bu. İnsanlar arasındaki şeyi bu. Yani öyle bir din ki düşünebiliyor musunuz? Mesela bir Sümeyye, eski bir cariye, Bilal, köle. Bu insanlarla bunların efendisini bir yapan bir din. Aralarında hiçbir fark yok insan olma açısından. Şimdi böylesi bir din o dönemde kabul edilemez bir şey. Ve işte bu İslam'ın özelliği de tevhid akidesinden kaynaklanıyor. Şimdi aynı şekilde toplumda adalet ilkesini getiriyor İslam. Adalet çerçevesinde bütün insanları adeta bir işte tarağın dişleri gibi eşit tutuyor. Şimdi ben bu noktada şunu da söyleyeyim. Hani tartışılır. İslam'da efendim kadın erkek eşitliği var mı? İşte Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki kadınlar erkekler kadınlar üzerinde kaimdirler falan. Bence bu bir eşitsizlik değil. İnsan olma açısından kadın ve erkeğin hiçbir farkı yok. Sorumluluk açısından hiçbir farkı yok. Ve sorumluluğun karşılığını almasından hiçbir farkı yok. Ama doğaldır ki mesela iki erkek de birbiriyle eşit değildir. Çünkü herkesin ayrı bir toplumda, sosyal sistem içerisinde ayrı bir yeri vardır, ayrı bir konumu vardır, ayrı bir sorumluluğu vardır. Dolayısıyla bence bu adaletsizlik değil. İslam sadece bunu gözetiyor. Miras konusundaki ayetlerde de bu gözetiliyor. Diğer konularda da bu gözetiliyor. Bir başka şey yine ahlakın vurgulanmasıdır. İslam müthiş bir gerçekten ahlak sistemi getirmiştir o dönemde. Ki bu ahlak sistemi içerisinde aslında toplumdaki işte o zulümler, efendim rant sistemi, toplumdaki bir takım kötü davranışlar, adetler, bütün bunlar ortadan kaldırılmıştır ahlak sistemi içerisinde. Bundan dolayı işte mesela Hazreti Peygamber insanlara en güzel ahlakla gönderilen bir resuldür. Güzel ahlakı tesis etmek üzere gönderilen bir elçidir, bir resuldür. Şimdi İslam'ın tabi bütün bu özellikleri, İslam kavramını da dikkate alacak olduğumuzda aslında Kur'an'la birlikte başlayan şeyler de değildir. Yani İslam tarih olarak 6. 7. yüzyılda da ortaya çıkmıyor. İslam böyle bir iddiası da yok. Kur'an-ı Kerim İslam'ı, yani işte tevhid gibi, adalet gibi, ahlak gibi değerleri ilk insanla başlatıyor. İşte Hazreti İbrahim'i ve diğer birçok peygamberi nitekim Müslüman ismiyle niteliyor. Ve bu yönüyle İslam Allah'ın dini olarak ilk insanla başlayan bir din. Bunun özellikle Kur'an-ı Kerim altını çiziyor. Ha, Kur'an ne yapıyor? Sadece bunu tekrar hatırlatıyor.
şu tezkire özelliği, müheymin musaddık özelliğiyle geçmişten itibaren bütün aslında insanlık tarihinde insanlara tekrar tekrar anlatılan bu temel öğretileri tasdik ettiğini, bu konudaki insanların kimi sapkınlıklarını yanlış anlamalarını düzelttiğini ifade ediyor. Bunun da altını çiziyor. Biraz uzattım herhalde ben. Ben burada aslında konuşmayı bırakıyorum. Biz hocaların genel bir özelliğidir. Çok böyle çenesiz oluruz. Durmadan konuşuruz yani. Burada bırakıyorum ben. Allah razı olsun. Tamam. Gerçekten çok güzel bir konuşma oldu. Ben zevk ettim. Zaten bizim arkadaşlarımızın yıllardır bu çalışmalarda eksikliğini çektiği iyi bir dinler tarihi. Şey olarak mesela Mekke'yi anlattınız. Benim için ilk duyduğum bir bilgi Mekkelilerin Allah adına kesilen hayvanları yememeli. Bir ayette de itibat kıldınız. Böyle çok güzel bir şey. Bir de dikili taşlar var mesela şeylerin dışında. Mekkeliler Kabil kelimesini kullanırken bunlar ne anlıyorlardı? Konusu var yok. Önemli değil. Kendim için söylüyorlar. Yarın çatı diyorlar. Devam ediyor musun? Şimdi bütün bunları inşallah zamanla öğreneceğiz. Bu internetten de yayılıyor olması. Ondan sonra arşivden de sürekli takip ediliyor olması itibariyle de geniş kitlelerin çok önemli konulardan haberdar olmak sağlamış olacaktır. Hakikaten bizde dinler tarihi çok eksiktir. Yani geleneksel olarak eksiktir. Bütün tarihimizi inceleyen birkaç tane dinler tarihçisi vardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim bu konuya özel önem gösteriyor. Şinar Hocam'la da söyledi sanırım. Biz bunları bilmeden işte şey nedir? İlah nedir? İbadet nedir? Şirk nedir? Dua nedir? Yani bizim şeyimiz var. Bizim bir şeyimiz var. Bir kelam diye bir dersimiz var. Yani bu konuları anlatabilecek olan sadece o var. Şey tarihimizde. Ama kelamın konuları adeta insanları din öğreniminden uzaklaştırıcı mahiyette seçilmiş. İbadet kelamın konusu değildir. Şirk kelamın konusu değildir. Dua kelamın konusu değildir. Daha ne kaldı geriye? Bir şey kaldı mı geriye? Onun dışında yok efendim Allah'ın ispatı vacip. Sanki insanlar hiç Allah'ın varlığından haberdar değillermiş gibi. Çok güzel söyledi Sinas Hoca. Tevhid konusunu hiç Kur'an ve sünnetin belirttiği şekilde anlamayız. Ondan dolayı bir Müslüman, yani bizim okullarımızdan mezun olan bir öğrenci, gidip de Hristiyan'ın Allah'a yalvardığını duyunca bütün dünya salt üst oluyor. Gidip de bir uzak doğudaki insanların Tao'ya yalvarırken bizim kullandığımız kelimeleri kullanmış olması ya da bir Tao kavramını anlatırken aynı kelimeleri anlatmış olması sebebiyle şok oluyor. Ya onlar da Müslüman falan demeye başlıyor. Ya da bütün dünya salt üst oluyor. Çünkü doğru bir İslam inancı maalesef kitaplarımızda da yok. Allah razı olsun. Şimdi gerçekten ben büyük bir zevkle dinledim. Bundan sonra da inşallah bu sohbetler devam edecek. Belki daha ilk defa hiç olmazsa böyle bir hava içerisinde kaynaşmış olduk. Siz gözünüzde gördünüz. Hani ben ne kadar anlatsam da gözünüzde görmek kadar olmaz. Allah razı olsun, bu büyük bir nimet. Yalnız bir sıkıntı, hoca çok fazla seviliyor Türkiye'de. Her zaman bulmamız zor olabilir. Hak ettiği bir sevgi gerçekten. Zaten siz de dinlediniz, farkına vardınız. Cenab-ı Hak bundan sonraki çalışmalarımıza başarılar nasip etsin. Şimdi bir namaz molası verelim. Ondan sonra geçen hafta kaldığımız yerden kısaca devam ederiz.